Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burç Boğa olanlar. 15-21 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar 21 Mayıs'a kadar güneş burcunuzda bu hafta doğan tüm boğa burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Yine önemli bir haftadayız. Birçok gezegen değişimi var ve gökyüzünde enerjiler hızla değişiyor. Bu da tabii ki kişisel ve toplumsal alanlarda önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Hafta başından itibaren son 3 haftadır burcunuzda gerilemekte olan Merkür artık düzelecek. İleri harekete dönecek ama biraz sabredin birkaç gün hız toplaması için müsaade etmek lazım. Hafta başından itibaren biraz da enerjide, zihinsel aktivitelerde, iletişimde yavaşlamaların, gecikmelerin, tıkanmaların olması mümkündür. Hafta sonuna doğru merkür hızlanınca daha rahat artık günlük hayatımızda ilerleyeceğiz düşüncelerimizi ifade etmedi ve ortaya koymakta rahat bir süreç başlayacak ve Jüpiter 16 Mayıs'ta burcunuza geçiyor büyük şans gezegeni 26 Mayıs 2024'e kadar sizinle olacak sevgili boğalar kuşkusuz bu 12 yılda bir gelen bir dönem olduğu için önemli ve hem maddi hem manevi konularda yaşamda büyüme ve gelişme zamanı sizin için önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir bununla ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz hafta başından itibaren önce Jüpiter ardından Mars 20 Nisan'daki Koç burcu güneş tutulması derecesini tetikliyor olacak biliyorsunuz tutulmalar en az 6 ay hatta bir yıla yakın gündemde kalır ve e, gezegenlerin transitleriyle tetiklenir. İşte bu hafta öyle bir hafta. Hafta başında Jüpiter, hafta sonuna doğru Mars e, tutulma derecesini tetikleyecek. Dolayısıyla hızlı gündemler, değişimler bekleyebiliriz. Haftanın genelinde ve tutulmanın vaat ettiği konular hayatımıza gelebilir. E, ve pazartesi öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Koç'ta yani çarşamba akşamına kadar yani bu süreçlerde biraz daha belki kendinize ilgilenmeniz, sağlığınızla ilgilenmeniz, biraz böyle içe dönmeniz, maneviyata yönelmeniz de mümkün. Yalnız başınıza yapacağınız işlerle de ilgilenebilirsiniz. Ee, ayın 17'sinden sonra ay boğaya geçecek ve artık yeni ay etkileri de güçlenmeye başlıyor. 18 Mayıs dengeli bir gün. Yani o gün önemli işlerinizi görüşmelerinizi daha sakin bir şekilde yapabilirsiniz ya da yeni aya hazırlanabilirsiniz. Ve 19 Mayıs'ta Boğa burcunun 28 derecesinde güçlü bir yeni ay var. Bu yeni ay tabii ki bu hafta doğan Boğa burçlarımızı daha fazla etkiliyor ve yükselen burcu 28 derece yakınlarında olan yükselen boğalarımızda önemli ölçüde etkileyecek bir yeni ay. Yeni ayla da ilgili detaylı bir video hazırladım. Yine Demet Bağatıcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hayatınızda artık düzenlemeler yapacağınız, yeni kararlar vereceğiniz önemli bir dönem başlıyor. Parasal konularda olabilir ve özellikle yakın çevre ilişkilerinizde, kardeşlerle ilgili konular, komşularla ilgili konular, yaşadığınız çevreyle ilgili konular, bir eğitime başlamanız, ticari bir anlaşma yapmanız, seyahatleriniz, yolculuk planlarınız bu yeni ayda gündemde olacak. Hafta boyunca Venüs'ün Yengeç Burcu'nda olması özellikle yakın çevre ilişkilerinizi, aile konularını, işte akrabalar, kardeşler, komşularla ilgili temaları da daha fazla gündeminize taşıyor. Seyahatleriniz olabilir. Bu yeni ay size bir yolculuk getirebilir sevgili boğalar. Ve e, Mars'ta hafta sonundan itibaren artık e, Yengeç'teki yolculuğunu bitirip Aslan Burcu'na geçecek. Enerjinizi 20 Mayıs'tan itibaren daha fazla özel yaşamınıza, evinize, yuvanıza, ailevi konulara yönlendirmeye başlayacaksınız. Haftanın genelinde mars Jüpiter arasında kare açı var enerjimizi dengelemekte biraz zorlanabiliriz hafta başından itibaren buna dikkat edelim yani çok fevri davranışlar böyle kendi düşüncelerimizde kendi inançlarımızda çok ısrarcı olmak bazen daha fanatikçe eğilimler ortaya çıkarabilir siz yapmasanız da çevrenizdeki kişilerde bu tarz eğilimleri gözleyebilirsiniz o yüzden haftanın genelinde daha sakin daha dengeli sağduyulu davranmakta fayda var hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın